Bravo. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Adın nedir? Taha Rutkay Akalın. Hangisini söyleyeyim? Taha mı Rutkay? Siz bilirsiniz. Rutkay deyin. Ben seçeyim ya da. Kaç yaşındasın Rutkay? 24 yaşındayım. Müzikle? Samsun'dan katılıyorum. Müzisyenim. Müzisyensin. Evet. Sahne alıyorsun değil mi? Alıyorum. Aslında şöyle ilginç bir durum var. Normalde ben solist değilim. Yani vokal yapmıyorum pek. Benim arkadaşım katıldı, yakın bir arkadaşım. Bundan birkaç ay önce arkadaşım katılırken ben de ona destek olmak amaçlı. Hadi ben de katılıyorum demiştim. Ve olay buralara kadar geldi. Hani şu an... Şu an o yok, sen mi varsın? O da burada. Yani o seçti zaten. Arkadaşım. Hayda. Evet, Oğuzhan yarışmacın burada. Mehmet. Merhabalar. Mehmet. Efendim? Mehmet sensin Mehmet. O. Evet benim, merhabalar. Abi seni ne ara... Bu nasıl bir... Siz nasıl bir kumpanyasınız bu? Ne oluyor burada? Vallahi bir oradayım bir buradayım. Ben de şaşırdım yani artık. Bak Mehmet'in yanındaki arkadaşına dikkat edin. 15 gün sonra da o gelir buraya. Öyle duruyor yani. Yanındaki arkadaşın adı ne? Ben ona taktım çünkü. Bugün merhabalar. O gün. Beyaz Bey, merhabalar. Selam an... o gün. O gün merhaba. Şarkı söylemiyorsun değil mi sen de? Yok, ben söylemiyorum şarkı. Söyleyeceksin, biliyorsun değil mi? Söylüyor gibisin. Yani arkadaş grubu arasında bence falan... Bence söylüyorsun ve henüz haberin yok. Yok, arkadaşlar söylemeyeceğimi bildiriyor. Yani. Özgün şarkılar söylüyormuş tipi var. Evet. Yok. Söylemiyorsun hiç. Yok. Ya arkadaş grubu arasında söylediğimiz oluyor ama böyle hani sahnede vesaire ciddi bir performansı vesaire. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aslında şöyle söyleyeyim, o gün zaten avukat, Rutkay bugün avukatıyla geldin, ne olur ne olmaz diye. Mehmet. Avukatımız, müzisyenimiz, her şeyimiz var. Ebru Gündeş, sen böyle Mehmet'i duymayı özlemedin mi peki? Çok özlemişim. Değil mi? Mehmet, ben sana artık Mehmet demeyeceğim. Ben seni hiç çok üzüldüm. Çok üzüldüm ama ya. Daha. Herkes Mehmet diyor ama sizinki gibi olmuyor hiçbiri. Rutkay. Merhabalar. Rutkay. Ben var ya şu an... Rutkay. Ya ama sen böyle yapınca bizi çok offside'e düşüyorsun. Ne diyor? Ben öyle yani... yaptım. Mehmet gitti, başkasını seçti. O da şey eksikti. Taha de. Taha. Şuna dikkat et. Hem buna bak hem onun tahasını dinle bak. Bu iki arada iş görecek, yemin ol. Başın dönecek biraz daha. Rutkay, Mehmet'in yaptığı hatayı yapma. Evet, doğru. Bak, Mehmet'in yaptığı hatayı yapma. Yani. Gelecekte... Evet, doğru derken? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ya ne güzel ya, burada ben yokmuşum gibi takılıyorlar. Ben bir şey söylemek istiyorum. Mehmet'in yaptığı hatayı yapma. Doğru söylüyorsun Debra Hanım, doğru. Yapmayacağım, merak etmeyin yani. Yani Murat Bey dönmüş dönmemiş hiç önemli değil. Ben gerçekten... Ben de buradayım oğlum. Dediğim gibi yani olayların buraya geleceğini hiç bilmiyordum. Aha! Yani düşeceğim, bayılacağım şuraya. İnanamıyorum. Çok heyecanlıyım yani. Benim planım şuydu, ben buraya gelecektim. Evet. Mehmet'i söyleyecektim. Evet. Hani ben Mehmet'in arkadaşını diyecektim, kimse dönmeyecekti. Gidecektim ama böyle olunca... Senin planın mı buydu? Yani ben hani... Bu ben nasıl buraya... bir plan oğlum? Sen ne kadar kötü planlar yapıyorsun ya? Yani şöyle, dediğim gibi ben hiç solistlik diye. Yapmadığım evet. için... Solistlik yapmadım, dönülmez olayların diye buraya geleceğini hiç tahmin etmiyordum yani. O yüzden yani parça çıkarmakta bile çok zorlandım. Normalde... Sen Mehmet'ten daha iyi yerlere geleceksin. Rutkay. Şimdi benim Mehmet rakibim mi oldu artık? Evet. Bak, Mehmet'in yaptığını yapma. Yandın sen böyle. Rutkay, beni benden alma. Beni benden alırsan seni sana bırakma. O yüzden rica ediyorum. Gel, beraber çalışalım. Ne? Niye şarkı? Yine Mehmet'te de öyle tatlı bir gülümseme evet, oluşmuştu ya. Evet, tatlı bir gülümseme. Sen metiyeler dizerken. Arkasından Murat diyecek. Aynısı, ben, aynısı onda da başladı. Sakın. Bir durum daha var bu arada. Bir durum Beyaz Bey, sizin takımınızda da benim yine bir arkadaşım daha var. Kim Hayda. Acaba? Ecem. Ecem Buse mi? Evet. Ecem Buse. Siz buraya bayağı evet. çökmüşsünüz. Biz ben o ben onu şöyle ya. Teşkilat ya. İsterseniz şöyle yapalım. Yarışmayı İstanbul'a değil de biz Bafra'ya gelelim daha rahat. Olacak çünkü hepiniz buradasınız zaten. Ben durumu özetleyebilir miyim? Aslında Ecem, Mehmet, ben beraberdik o sırada. Ben ikisinin katılmasını istiyordum. İlk ben hani katıldım. Onlar da katılsın diye. Öyle ya bir durum oluştu. Harika adam. Yeşilçam filmlerindeki Edison var arkada bekleyen. Hep arkadaşlarım diyen. Ama bak kısmet ne oldu?
Hepiniz yani harika işler. Sen de geldin aramıza. Hoş evet, geldin. Ecem de rakibim olmuş oluyor değil mi? Böyle evet var. Tabii ki. Aynen. Evet önce sebebi sonra kararım. Bence onun fikri yoktu zaten. Şu an sahneli olmuştu. Umarım bu sefer yine Ebru Hanım hayal kırıklığına uğratılmaz diyeyim ben. Aslında sebebi şöyle. Yani... Yapma. Bir şey yapmadı, yapma. Dur, daha dur, dur, bir şey yapmadı. Şöyle, ben Oğuzhan Bey ve Beyaz Bey de dönseydi, hani zaten arkadaşlarım sizin takımınızda olsaydı, gelmeyi düşünmüyordum yani düelloda rakibim olmasınlar diye. Anladım, evet, okey. Bu tarafa gelince de, şöyle saçma bir mantık yaptım, saçma gelebilir ama. Estağfurullah. Yani oraya en uzak koltuk Murat Bey olduğu için. Murat, işte bu. Yani öyle bir düşüncem vardı. Arkadaşlarınla seni karşı karşıya getirmeyecektim biliyor musun? Bu arada 10 senedir o sesteyim. İlk defa koltuktan dolayı seçiliyorum. Evet. Gerçekten değişik bir his. Anlatamam. Yani psikoloğuma gitmem lazım çok programdan sonra. Bir şey söyleyebiliriz sebebi. Uzak ya koltuk bakalım. Olduğu için. Uzak koltuk daha. Olduğu için seçildin ya. Uzak, şey evet uzak koltuk. Üç arkadaş bunların hepsi karşı karşıya gelecekler. Evet. Evet. Üç arkadaş beraber karşı karşıya geleceksiniz. Hepiniz karşı karşıya geleceksiniz. Sizi bir birbirinize vurduralım da siz bir görün. Gördün mü? Sizin de arkadaşlarınızı bozmazsak. Sen merak etme.